Evet, Seda ablaya çıktığım günde saçlarım kısaydı, o gün imajımı değiştirmiştim. O gün için mi değiştirdiniz? O gün öyle işte geldiler, değiştirdim. Nasıl, memnun musunuz peki? Memnunum tabii, rahat. Rahat. Tabii rahat. Yıka ve çık olayı. Yıka ve çık olayı ama bir sıkılabilirim yani. Ha. O zaman bilmiyorum artık. Sıkılabilirim. Peki efendim, şimdi o gün yayına çıktınız. Yayından sonra sosyal medyada bayağı söz edildi. Kızınızın resmi, oğlunuzun ilk defa resmi paylaştınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı? Yani çocuklar büyüdü artık. Benimle beraber büyüdüler. Çünkü çok küçük yaşta anne oldum. Onun avantajlarını yaşıyorum. Allah olmayanlara da versin. Oğlumla işte kızımı 16 yaşındayken elime aldım. Oğlumu da 18-19 yaşlarda. Şu an kızım üniversiteyi bitirdi. Master görüyor. Oğlum da bu sene son üniversite bitiyor. O da inşallah bittikten sonra master yapacak. Aynen. Ben okuyamadım, onlar okuttu. Evet, bir de kızınızın birincilikleri falan var biliyorsun. Aynen, kendi bölümünü ödülle bitirdi. Ödülünü de bana verdirttiler. Çok büyük bir mutluluk benim için bir anne olarak. Bu sene de inşallah oğlum da mezuniyetinde olacağız. Böyle Allah herkese nasip etsin inşallah. Peki efendim, şimdi biliyoruz ki kızınızın sesi de güzel. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Olur mu gelecek? Hayır, öyle. Yok, hobi olarak öyle şarkı falan yazıyor, şiirler yazıyor. Kendi okuyor ama öyle şarkıcı falan filan olmayacak tabii. Peki. Siz mi istemiyorsunuz, o mu istemiyor? Yani olsa da ben istemiyorum ama öyle bir fikri de yok zaten. Peki neden efendim? Ben çok zorluklarını çektim bu camiada, bu piyasada. O yüzden aynı şeyleri de evlatlarımın, yani evladımın yaşamasını istemem. Çok kolay değil yani. Peki ama sizin döneminizde evet gerçekten çok zordu biliyorsunuz ki bu camiada ayakta durmak. Şimdi daha da zor. Daha da zor. Çünkü dost belli değil, kurt belli değil, kuzu belli değil. O yüzden çok zor yani. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.